Ortaya koyduğu matematiksel ve mantıksal teoremleriyle felsefeye ve düşün dünyasına yeni bir soluk getiren Kurt Gödel, içinde bulunduğu yüzyılda bilime olan katkısıyla çağdaşlarının bir adım önünde olmayı başardı. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 1906 yılında Avusturya-Macaristan topraklarında dünyaya gelen Gödel, esas zenginliğini akla ve mantığa öncelik veren babası ve çocuk eğitiminin erken yaşta başlaması gerektiğine inanan annesi sayesinde aldı. Henüz 10 yaşındayken matematiği, dinleri ve dilleri öğrenmeye başlayan Gödel, küçük yaşta her şeyi sorguladığı için ailesi tarafından Niçin Bey olarak isimlendirildi. Öğrenim hayatı boyunca sorgulamayı ve araştırmayı hiç bırakmayan ünlü bilim adamı, liseyi üstün başarıyla bitirdikten sonra 18 yaşında kuramsal fizik okumak üzere Viyana Üniversitesi'ne girdi. Ancak burada kendisini fizikten daha çok etkileyen matematik ve felsefeye yoğunlaşmaya başladı. David Hilbert tarafından Bologna'da matematiksel sistemlerin eksiksizliği ve tutarlılığı üzerine verilen bir seminere katılması Gödel'in hayatını önemli ölçüde etkiledi. Daha 23 yaşındayken onu çağdaşlarının önüne geçirecek eksiklik teoremini ortaya koyarak aritmetikte doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan önermelerin mutlaka olmak zorunda olduğunu kanıtladı. Bu doğrultuda matematikte çelişki konusu üzerine yoğunlaşan Gödel, "Ben kanıtlanamam" diyen matematiksel bir tümce yazdı ve bunun üzerine günlerce düşünüp tümcenin doğru ama kanıtlanamaz olduğu sonucuna vardı. Kurt Gödel, bu tümceyi yazmak için doğal sayıları, toplamayı ve çarpmayı kullandı. Matematiksel tümceleri ve kanıtları aritmetik sayılarla kodladı. Bu kodlamaya göre her tümcenin ve her kanıtın bir Gödel sayısı vardı. Sahip olduğu bu üstün zeka ve birikim sayesinde matematik alanında başarıdan başarıya koşan Gödel, ortaya çıkardığı teorilerle bilim dünyasına yeni bakış açıları kazandırmayı başardı. Sürekli sorgulama ilkesini hayatının merkezine yerleştiren bu ünlü beyin, kullandığı eşsiz metotlarla birçok bilim adamına yardımcı olacak teoriler üretmeye devam etti. Eksiklik teoremiyle matematik dünyasında epey ses getiren Gödel, doğal sayılar, toplamayı ve çarpmayı ifade edecek güçte olan ve neyin delit olup olmadığı anlaşılabilen çelişkisiz bir sistemde doğru olan ama kanıtlanamayan bir önerme olmak zorundadır sonucuna vardı. Buluşlarıyla matematik dünyasında büyük yankıya neden olan Kurt Gödel, hem matematikçilerin uğraş dallarına olan sonsuz güveni kırdı, hem de matematik ve evren hakkındaki düşüncelere derin katkı sağladı.